Merhabalar hepinize. Yanlış oldu. İyi eğlenceler diyerek. Olsun benim. Hepinize iyi eğlenceler diyerek gireyim. Yine o videoya. Yeni bölüm. Yeni bir görev. Maalesef bu entropi görevlerini yapamıyorum. Takılı kaldık. Yani bu size kontrol kaba. Buralardan gireceğiz artık. Yani bunları mı bitirmeniz lazım? Yani oyun senaryo gereği mi gidiyor? Anlamadım. Neyse alalım bir görevimizi daha. Yazalım. Çözümleme yazılımının belirlenmesi demiş. Yeni bir şirket yeni bir şifreleme yazılımı geliştirdi. Bu yazılım daha önce açık olan birçok kodu şifrelemeyi başarıyor. Algoritması daha önce karşılaştığımız yazılımlarınkinden daha iyi. Henüz bu yazılımın çözümleyicisi bulunmuyor. Bu işi istediğin gibi halledebilirsin. Senden bir dosyanın şifresini çözmeni istiyoruz demiş. Hadi kabul edelim. Kasanın gölgelenmesi. Dutch Solutions kısa süre önce Dutch şifreleme paketi çalışmasını tamamladı. Çalışma temelli şifreleme paketi görevi görüyor. Elimizde bu şifreleme paketince şifrelenmiş bir dosya bulunuyor. Bizim de bu dosyayı görmemiz gerekiyor. Crossroads sunucusuna TSH kullanıcılarına açık güvenliği bulunmayan dosya bırakma sunucusu demiş. EncryptSource.back adı altında bir kopyasını bıraktı. Bu yeni şifreleme paketinin yarattığı dosyanın uzantısı Dutch bu arada. Öncelikle dosyanın kendisine göz atmak isteyebilirsin. Şirketin internet sitesinde pek işe yarar bir şey yok. Ancak dikkatlice araştırarak bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum demiş. İçeri sızdığında ağların ne kadar derin olduğunu görmek için tarama yap. İyi güzelce yönlendirmiş zaten yani. Crossroad server. Public drop server. Bunlar daha yeni mi görüyoruz ya? Dutch Solution. Crossroad server neymiş ya? Neymiş? Giriş. Ben buraya giremiyorum. Allah Allah. Neyin nesi bu? Buraya mı bırakmıştı? Public drop'ta değil mi ya? Encrypt source. Yani burada mıymış? Ne kadar da şey var burada ya? Data geç. Ben bunların hepsine çökeyim. Creative Writing Assignment demiş. New Folder Walkthrough. Giriş bölüm 1. Neyse oyun çözümü yapmış herhalde. Şu Encrypt Source. Şunları bir indirelim arkadaşlar. Arkadaşım tamamlasana. Niye tamamlamış? Çünkü home'da değiliz. Tamam mı? Ne indireceğiz? Seçe indirelim. Başka of. Şimdi bir tane dosya var. Bunların hepsi dek olan. Ha, dokmuş gerçek bu. Neyse T2'yi indirelim. Neyse. Bunları sonradan açarız gene. Exe contact demiş. Onu da indirelim. Tamam. Bunların hepsini açarız. Sıkıntı yok. Şuradan bir şunu silelim artık. Kaydımızı koyduğumuzu. Public Drop Server'da buraya çözülmüş halini atacağız değil mi? Bunları ha doğru tamam. Bunları atmıştık. Bu server zaten bizde açıkmış. Neyse burada işimiz yok. Neredeydi asıl işimiz? Gene her zamanki gibi kayboldum. Dutch Solution Web Server. Web görünümünden çık. Sistemi irdele. Güvenlik duvarı. Aman Allah. Şunları bir açalım da. Analyze. Encrypt mi acaba? NKRYPMT. Aynen. Encrypt. Ne kadar orijinal. Yani herkes kendi şeyine göre bir şifre koymuş. Olmaz ki kardeş. Derinlere inecektik. Önce bir kurcalayalım. Belki bir şeyler buluruz.
text. Ha, bu dosyaya bakmana sağlık. Allah Allah. Bir dakika, şurada da dekler varmış. Bunların hepsine çökelim. Bunların hepsini açacağız çünkü. Staff memoymuş. Ne olduğunu merak ediyorum ben işlerinde. New quality publishes. İndirdin mi? Does not exist. Nasıl exist yani? Ha. Otur. SRF. İyi. Buralarda bir şey yok. Şurada bir scan yapalım. Bulduk. Kaydımızı kurduğumuz yerle hop şuraya atlayalım. Solution mainframe demiş. 5 tane port var. Hepsini açabiliyor muyuz? Açabiliyorum. Vay, 5 tane şey açabiliyorum ya. Ne hale gelmişiz. Bir şey daha sığar mı ki? Haydi be. Aslında 3'ü birden sığıyordur. Ayarlamıştım gibi. Ne güzel. Web browser. Yani hiç de şey yok, güvenlik duvarıdır, trace'tir, yani bir proxy. Nasıl bu arada mainframe soru bu? Erken bastım. Allah'ım. Neyse, işimizi kolaylaştırdılar yani, sıkıntı yok. Kendi problemleri. Allah'ım yarabbim. Encrypt back. Bir tane daha olduk. Bunların hepsine beraber bakacağız arkadaşlar. Onda olursak inşallah. Bin'de bir şey bulacağız mı? Yok, staff demiş. Personal note. Excel'e bir şey yok mu ya buralarda? Neyse, bir okuyalım da. Staff memo. Staff memo indirmiş miydik biz ya? Herhalde. Neyse, içinde bulacağımız demek ki. Önce genç bir marketin başarıları piyasaya sürebildiğimiz için de birine de tebrik etmek istiyorum. Büyük başarı elde ettik. Yani pazarlama aracımızdan ötürü. Sizleri benim kadar heyecanlı olduğunuzu umuyorum. Peki soruşum, dünya çapında geliştiren yazılımlar arasında belirgin bir güç haline geldikçe bizler geliştiren şirket olarak basamaklar adım adım çıkacak ve daha yüksek standartlara ulaşacağız. Bu yüzden üç gelin içerisinde uygulanacak yeni kurallar koyacağım. Umarım bu iş akışı geliştirmelerinden memnun kalırsınız. Yeni kurallar ben tamamlama geçer olacak. Bu da birkaç gün sonra, o zamana kadar eski düzeninize takılın demiş. Verimli günler. Şimdi New Politics gelmiş. Merhaba. İşte birkaç gün önce bahsettiğim yeni kurallar. Dikkatle okuyun. Hassas şirket verileri üzerinde çalışılmadıkları zamanlarda şifrelenecek. Bunun için de kendi yazılımlarınızdan iyisini düşünüyorum. Sitemizde siz de gördünüz. Bunun yapacağı işe ne kadar güvenler getireceğini anladığınızdan eminim. Şifrelemeye kendi dosyalarından başladım bile. Hatta çok önemli olan dosyaları iki defa şifreledim. Bu resmen onun gibi bir şeymiş işte. Birisi yırtılırsa diğeri. Dosyaları şifrelerken genellikle şifre girmemelisiniz. Ancak eğer önemli bir dosya ise şirket kullanıcı adınızı şifre olarak girin. Mesela dosyaları ben şifreleyici olsam şifreleri Dletro olarak oluyor. Şifreler fakat ötürümle de sürekli olarak silinmiş kurtulacak. Dijital güvenlik çağında dikkatinizin dağıldığı anlar olabilir sonuçta demiş. Şifrelenmemiş son şirket notunuzun tadını çıkartın demiş. Yani Dletro. Dur bir dakika, bunların arasında acaba encode mu neydi o? Belki buluruz şuralarda. Decipher dek rr decipher memory. Hepsi şifreli. Bunlara, buraya girip de bakalım. Aha, Discover Exit. Bir dakika, şunu bir çökelim. Şimdi New Politics Staff Memo DC Test Build PDF demiş. K. Abrams Important Memo Not. Ha, şifreliymiş şey yapardım. Bunların hepsine de bakasım var şimdi ya. Bakalım. This decipher personal notes. Nerede tabi? Şurada. Pass off.
Şimdi o zaman neydi? De leatro. De leatro şifresi. Bakalım. İçinden ne çıkacak? Çözüyor. Bu arada şu şeyleri de yapsın. Long Double encrypted mı? Vay vay vay. Personel notları double encrypted'mış. Level 2. Hadi bakalım. D-L-A-O-T-O-U. Doğru mu? T-A-T-O-U. Hadi bakalım koçum. Sana merakı sokuyorlar yahu. Ketin'in benim için bir şey yapmış olabileceğinden endişeleniyorum. Onu ayrı suçlamıyorum. Zaman zaman biçimini yüzümü ben de görüyorum. Çok çekici. Daha fazla aynı almalıyım. Allah Allah. Bu konuda profesyonel kalmam büyük önem taşıyor. Buraya not bırakacağım. Eğer bana cinsel saldırıda bulunursa suçsuz olarak kayıtlara girmek istiyorum. Bak sen ya. Katie burada mı? Bu Katie mi? Important memo. Neyse, ona bakacağız. Şu new person şeyi bir indireyim de STCP bilgisayarda dursun ne olur ne olmaz. Person'un layer 2 teksti. Belki bakarız. Şuradan da silelim. Belki de sil. Text de sil. Arkamızda iz bırakmayacak. Love Suite'e bakalım. Neydi? Decipher. Love Suite. Aha, şifre. D-L-A-T-O. Ya zaten deli gibi bitirdik yani. Yani dosyayı açacağız, göndereceğiz, drop server'a bırakacağız da yani şunları merak ettim. Güzel şeyler var diye düşünüyorum. Come on! Gene mi layer? Ay bu da var ya, rehinmiş ya. Alt-layer 2 de leatro. Hadi bakalım, koçum. Evet, ne diyor? Son mektubunuzla ilgili olarak konuyu avukatlarınızla görüştüm ve bana ikili şişin bir tane tavsiye edilse de kullanmamız anlayışınızın sizlere bildirilen kullanım kısıtlamalarını ciddi anlamda aştığını ve ne kadar çok kaçamak yapsanız da böyle bir eylem için yasal anlamda işlem yapamayacağınızı söylediler. Bundan sonra bildirilen prosedür uymanızı tavsiye ederim. Size 10 ve 12 evladınıza en iyi dileklerimi iletmeyi. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Adam resmen şey çıktı ya. Nasıl bir adammış bu böyle, tövbe estağfurullah ya. Şunları bir indirelim de şunları silelim. Belki bir blackmail falan yaparız. Şantaj mıydı? Yok mu var? Tekst yok mu? Pardon şey. Alt slash layer 2 back layer 2 test. İyi, Telatro ile işimiz bitti. Yüz kata geçelim. Decipher nokta back. Allah Allah. Decipher nokta back diye bir şey var. Şifre var mı ki? Şifresiz. Decipher exe'yi mi acaba decipherladı bu? Yok, sıfırlamış olması lazım. Bir çözüm neydi? Cryptid. Donut here demiş. Exe'yi. Neyse bu da yoktu zaten. Bir sıfır nokta exe'yi şöyle bir şükür. Adam uyanıklık yapmış. Nasıl çözecekse bunu buradan. Memo.
Alt tane mi alt var? Re. Ne olaylar dönüyor burada ya. Bu arkadaş şifreyle uğraşmamış. Ne demiş? Şifrelerin ekleyicilerini aldığımız kodlara bakıyorum da bunlar kırılabilir. Gerçekten kırılabilirler. Tehlikeli derecede kırılabilirler. Sana gösterebilirim. Şimdi farklı bir program yazdım ve de yolladım. Muhtemelen işini biter. Bitmez programı bu iletiyi silmek isteyeceksin. Çalıştırmak için komut satırının aşağıdakini yaz. Eğer şifre varsa adını hesabına girmelisin. Ne bu? Bunu adam mı yazmış? Allah. Neyse şu diye sayfa. M'yi silelim bakalım. Olmasın ya. Adam mı yazmış bunu? Karşılık olarak ne gelmiş? Bana hepsini şifrelemiş de. İşte. Bu Acera'yla olan konuşması mı acaba? Yani bu adamda bu şey var. Hadi. Gerçekten bana yolladığın her iletiyi idari başkan ibaresini eklemek zorunda mısın? Hallettim. Erkenden gönderdiğin için teşekkür ederim. Birkaç kişiyi kopya gönderdim. Bakalım bundan bir şey elde edebilecekler mi? Harika iş başarmışsın. İdari başkan. Şifreden yükleyici aldığım kodlara bakıyorum da demiş. Ha, şuradan beri okuyacakmış. Her neyse. İyi. Yani ne diyeyim ki ben buna? Teksti sileceğiz. Diyoruz. Şimdi burada bakmadığımız ne var? Decipher test var. Buna baktık, buna baktık, buna baktık. Şuna bakalım. Şunu da açalım. Encrypted. Hadi bakalım. Allah'tan adam şifreler falan koymamış da onunla uğraşmıyoruz yani. Yoksa bir de onunla uğraşacaktık. Muyuz. Source code. Sıralama içeriği dönüşü başta gireti IP link ileti verirse varsa dosya dönüşü yoksa boşluğu görür. Public static string, cipher string, string data string first. String. Red string 4 dörtlü bir şey açmış. Örneğin get pass code from string pass string split. Bunlar gerçekten kod bu arada yani. Ya bir Java yüklü olsa düşen şunları denerdim. Açıklama yazmış burada. Özet. Public static string. String diye bir tane kütüphane yapmış. Yani şunu bir indireyim de ben merak ettim. İleride eğer yüklersem bu şey olduğu gibi yazarım. Java'ya oradan okulur bakalım neymiş diye. Ben bunu silelim. Cipher testimiz kaldı sadece. La 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 for integers for i less than input nokta length i plus plus int current char işte convert to int 32 int i int 5 max as short max for i key int never current char half max pascal
Çok dinlediğim çok var ya. Unutmuşum. Bir zamanlar ne güzel ediyordum. Bunda ya. Bunda seviyorum. Evet, burayla da işimiz bitti. Burada ne var? Test büyük iki tane var. Bunlardan okuduk. K. Abrams. Aynısını. Aynası. Important memo. Bunu okumuş muyduk? Yok. Test büyük iki tane var. Needed in office deck. Not deck. Neyse. Devam edelim şuradan. Cyber. DC. Discrete. Nokta. Sorun değil mi bunlar ya? Şifreleri isim koyup şifre vermemiş falan. Bu da source code. Bin mi? Tıkandık. Bu da öyle bir şeydir muhtemelen. Test build. Neyse şunu sileyim. Decipher. Test build. Şey diye yapmak kadar. Hadi canım. Hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Haydi. PDP, PDP. Bunlara erişemedik maalesef. Yani hiçbir numara olmadı burada. Arkamızda iz bırakmıyoruz o zaman. Evet, zaten buna baktık. Important bakalım. Haydi, haydi, haydi. Bu şifre ister diye düşünüyorum, istemedi Allah'tan. Bana kahve getir. Ben de okuyorum için versin. 3 dost olacağım. Şöyle. Keti. Ya vay abi vay. Ya bu David ne kadar arsız bir insanmış ya. Mahkemeye versek şunların hepsi delil yani. Neyse belki buluruz bir şey. Şey, uzantısı yani. Ama David işin zor kardeşim. Seni mahvedeceğiz bu gidişle. Peşindeyim. Ahlaksız senin. Ne dedin ofis? Notlar var gerçi. Bakalım bu ne yazmış. Şunu da açalım aynı anda. Kaybetmeyelim. Milimetrek kağıt, şirket tişörtleri, kahve önemli, derhal çözülecek. Kahve kupaları birisi sürekli kırılıyor. Aynalar neden David bu kadar çok aynasıdır? Allah. Yani ne enteresan ya. Böyle bir detayların olması oyunda. Şunu da bir kaydedelim tek diye. Mahkemede hepsi delil. Evet, dedim. Ne kaldı? Notlar. Ha, notlara bakmadık. Baktık.
Bir dakika ya, yanlış şeyi sildik ya. Yanlış şeyi sildik arkadaşlar. Notları silecektik. Düşünüyorum. Yani vahit kazanalım diyoruz. Gene kazanamıyoruz. Aynen alsam moralim yerine gelir diye düşündüm. Ayarlamaları yapabilir misin? 6 tane olsun, odaya getirsinler. Bence bu aynalar odaya renk katacak. Teşekkürler. İyi. Bu da böyle bir yazıymış. Biz gene bunu kopyalayalım. Ne olur ne olmaz. Evet, arkamızda iz bıraktık mı? Bayağı iyi bırakmışız. Resmen bütün özelimizi koymuşuz. Neyse, şimdi ne kaldı geriye? Şu asıl yapmamız gerekeni halledecektik. Neydi o? Encrypted deck vardı. Şunlara baktık. Test build deck, buna baktık. New politics deck. Kıstafımın bunlara baktık. Şunlara bakmadık. Şu zaten görev. Şunlara bakacağız. Encrypt'teki bakalım. Decipher. Bu herhalde acaba Encrypt'teki şey mi? Niye? Teksti de mi var böyle? Türlü yazamadım. Şifreli çıkıyormuş şimdi. Şifreli değil Allah'tan. Haydi bakalım. Layer 2 mi? Hay Allah'ım yarabbim ya. Source diye bir şey de mi varmış? Zaten tamam. Onu açacağız. Tamam, yükleyeceğiz. Evet, az kaldı. Kaynak dosyalarım bu da. Ya bu da mı kaynak dosyaymış? Neyse şunlar kaldı. Bunları zaten okuduk. C alt kontrat diyor. Şifreli. T2 screen play. Bu da mı şifreli? Hadi şifreli olma. Tüh! Bu da şifrelidir. Neyse şimdi bunların şifresini bulacağız. Şimdi gücümüz yok. Var mı yok. Neyse şu işim. Belki şeylidir ya. İndirdiğimiz asset server'da mı? Nereden indirmiştik? Ghost server'da indirdik. Bakalım. Home. Bunların içinden bulabilir miyiz ki? Request. Invited chart test file go to browser. John Stallman bekliyordu. Üstünde ışıklar yanıp sönerken hava kendinden geçiyor. John Stallman etrafında. Bu şey değil mi diye değiştirdiniz bir önceki bölümde. İblisler dolaşıyordu, onları göremiyordu fakat yıllardır onlardan haberdardı. Sonra önce sana yapmış olduğu uyarıları dinlememişti. Artık çok işlerini çok. John 14 yıldır uzay piyadesiydi. Çocukken uzaya gemiden izler ve babasına ben onlara binmek istiyorum derdi. Babası ise hayır iblisler seni öldürür diye cevap verirdi. Bir zamanlar babasına inanıyordu. Büyüdükçe inancı azaldı. Şimdi ise uzay istasyonunun merkez bölümündeydi. Ve etrafından iblisler olduğunu biliyordu. Tersizden ses gelmeye başladı. Jason konuşuyor. İblislere karşı gelmelisin. John hemen plazma tüfeğini kaptı ve duvarı patlattı. İblisler bizi öldürecek diye bağırıyordu. Siber iblis onu vuracağım dedi. Ve roketlerini ateşledi. John da ona ateş edip patlatmaya çalıştı. Fakat tavan bir anda çöktü ve ikisi de birbirini öldüremez halde sıkıştılar. John
Hayır, iblisleri öldürmeliyim diye bağırdı. Tersten ise ses geldi. Hayır John, artık sen de iblissin. Ve John iblise dönüştü demiş. Yani bir hikaye var arkada ama yani anlaması zor. Neyse, encrypt source'u çözdük mü? Şifre bulmaya geldik. Bunlar hep şifreli. Şifre bulamıyor muyuz? Şifre bulamıyoruz. Tüh. Bir hevesle, bir ümitle gelmiştim. Yani cidden bulamıyor muyuz ya? Bu kimmiş? Peter J. J. Stalven mi acaba ya? Acaba. Deneyelim. J. Stalven. Değilmiş. Peter J. Neyse. Bir şu encrypt source'u açalım. Neyse şurada bir izlerimizi silelim ya. Konumuna göre girip çıkıyoruz. Bitin durumuna düşmeyelim sonra. Bit gibi bir yerlerde ölüp sonra birilerine mesaj göndermek zorunda kalmayalım. Evet. Decipher. Encrypt. Source. Blur şeydir kesin. Sen söyle. İşte source'dur ya işte neyse şu işte. Aynısı sanki. Burada sadece şuraya yanlış. Bu da internet. Encrypt string. Ha bak şu bir denemesiydi. Bu da diğeri. İki şeyi birleştirmiş ya. Neyse gönderip var. İşimiz ne? Public drop server. Upload. Aha encrypt. Sana kardeşim. Source. Neyse uzunca bir görev videosu oldu. Ama bütün merakımızı da giderdik. Bakalım. Görevimizi başarıyla gerçekleştirdik. Kaçıncı sıra vermişiz? 70 olmuşuz. İyi. Neyse. Böyle bir bölüm oldu bu da. Bayağı bir yani neydi o şirketin adı? Dex Corporation'da ne kadar olay döndüğünü öğrendik neredeyse. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi eğlenceler, iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.